esprisi. Evet. Galiba başladık. Evet, şeytanlar, şeyler ve şeytanların ilk sohbeti. Konuklarımız, misafirlerimiz Dikmen Hanım'la Leman Hanım. Leman'cığım hoş geldin. Dikmen Hocam Merhaba. çok hoş geldiniz. Çok mutlu oldum ben de burada olduğunuz için. Böyle bir tiyatro sohbet programı yapmaya karar verdik. Umarım güzel şeyler konuşacağız ileride de. Şimdi aslında şuradan başlayalım. 20. İKSV'nin 20. tiyatro festivalini yapıyorsun bu sene. Değil mi Leman? Evet. 20. muhteşem bir 20. rakam tabii. 20. Tabii. Evet. Kaç sene oldu? Aslında daha uzun yıllar oldu ama biliyorsun 1989'da başlıyor İstanbul Tiyatro Festivali olarak düzenlenmeye. 2000 yılına kadar her yıl yapılıyor. 2000 yılından sonra hocam çok iyi biliyor. Evet, bir ekonomik 2000'den krizden galiba evet etkileniyor ekonomik değil mi krizle birlikte hocam? o dönem çünkü ağır bir festival yani prodüksiyonu çok ağır. Tırlar geliyor, tırlar gidiyor, dekorlar Evet, çok büyük prodüksiyonlar kuruluyor. geliyor. Kalabalık gruplar geliyor, daha orta gruplar geliyor ama yeni prodüksiyonlar oluyor derken tabii ki maliyeti çok yüksek bir festival bir taraftan da ama biz yine gönlümüzde her yıl yapılma ümidini, umudunu taşıyoruz. Festival olarak umarız ama ondan beri de tabii ki 2 yılda bir yapıldığı için aslında 20. festival ama çok daha uzun yıllar oldu. Sen kaç tanesini yaptın şimdi? Ben Son 3 mü? 2005 yılında başladım. Direktör yardımcısı olarak çalışmaya Dikmen Hoca ile birlikte. 2006'dan beri festivalin içindeyim. Direktör olarak da 2. festivalim. Bravo. Çok zordu bir iş. Hocam siz kaçta 90 93. 3'te başladınız. Sizden önce Zehra Hanım varmış galiba. Zehra Hepşiroğlu kısa bir dönem çalıştı. O dönem Aydın Gün'ün dönemiydi. Zehra çalıştı. Sonra Zehra ayrıldı. Ondan sonra da ben geldim. 93'te. 93'ten itibaren 20 sene tiyatro Evet. festivalini yaptınız. Çok aslında çok uzun ve kıymetli bir süre. Büyük bir sistem kuruldu. Aslında tiyatro festivalinin bugüne kadar gelmesinin en önemli sebeplerinden biri çok iyi yürümesi, sistemli yürümesi ve çok iyi prodüksiyonların gelmesi. Çok evet bütçe olarak çok yüksek belki geri dönüşü karlı da değil tiyatro festivalinin diğer festivallere göre bilemiyorum. Ama çok faydası oldu şeye Türkiye tiyatrosuna, Türk tiyatrosuna ve 20 sene boyunca bu işi bayağı konstrüksiyonlu yapısını çok sağlam bir şekilde kurdunuz. Evet, çok da severek yaptığım bir işti. Ben hani ilk başladığım zaman az önce senin söylediğin gibi önemli toplulukları, söyleyecek sözü olan toplulukları getirmeyi amaç edindim ki hem seyircimiz hem sanat dünyamız bundan yararlansın. Bir pencere açılsın. Farklı işler olsun, farklı buluşmalar yaşansın ve sanıyorum ki bugüne kadar veya da 2012 sonuna kadar bunu iyi de Çok götürdük güzel götürdü. düşüncesindeyim. Evet, bu süre içerisinde ben de tabii tiyatro festivaline ben de içinde olmak için Evet, çok evet. arzu edip çabaladım oldum içinde zamanında. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Aslında bu arada çok da önemli prodüksiyonda ya da ışıkta ya da seste çok önemli kişiler yetiştirdi aslında tiyatro festivali kendi yapısı içerisinde. İşte Bozkurt olsun, Tabii, Kozu olsun. tabii. Yani bir okul gibi de var oldu galiba, Tabii, değil mi? tabii. Bozkurt, Wooster Wooster Group Group'ta gibi bir grupla muhteşem bir çalıştı. Geçen gün Robert Wilson'ın konuşmasında Köken moderatörlük etti. Köken gitti Watermill'de çalıştı. çalıştı. Önce bizde festivalde asistandı. Oradan kendi yolunu buldu, Avrupa'ya açıldı.
daha pek çok bu şekilde yetişti, okul genç, gibi bir tarafı da var. Genç elemanlar, evet, yani okul gibi bir yönü de var, var festivalin. Evet, ben şehir tiyatrolarındayken ben de çalışmak için özellikle Robert Wilson'ın ilk geldiği sene, ilk gelmişti herhalde, evet, değil mi, Persephone'ye? Evet. İlk geldiği sene ben de çalışmak için çok hevesle girişmiştim. O zaman işte Bozkurt, Kemal Yiğitcan. Hep ya, birlikte Kemal şey yapıyoruz. Kemal de çıktı. Tabii. Daha çok şey var. Evet, yetişen evet, çok evet, fazla insan var. Çok tabii büyük prodüksiyonlarda, büyük işlerde çalışmak başka bir tecrübe kazandırıyor herhalde. Ben orada aslında bir de küçük bir şey anekdot gireyim. Çünkü bir taraftan yurt dışından gelen topluluklar da, ki Berliner Ensemble'la biz son bunu yaşadık. Hakikaten teşekkür ederek gittiler. Çok iyi bir organizasyon olarak. Evet. Ve onun da hakkını veriyor büyük topluluklar. Biz onu çok fazla, çünkü burada prodüksiyonu yapıldığı için oyun oynamadı ama mesela Robert Wilson'ın bir başka işi vardı. Rumi olarak ya da Mevlana üzerine. Ve prodüksiyonunu mesela İstanbul'da yapmak istedi. Bizim ekiplerle çalışmak istedi. Prodüksiyonu biz burada çıkardık. Atina'da premier yaptı. Orada da mesela Murat Ersan olsun. Buradan Murat biz oraya tabii ki oyunla birlikte Murat'ı da gönderdik buraya. Hem burada çalıştı. Yine teknik ekipten Umut Kurç çok destek oldu. İçindeydi zaten. Dolayısıyla bir taraftan da böyle bir platform da olmuş oldu. Mesela Robert Wilson'ın bir çalışması için bir sahne ya da prodüksiyon ekibi olarak çalıştık. Böyle bir bölüm var mı? Sahne prodüksiyonu üzerine bir bölüm üniversitede yok galiba bizde. Yok. Evet, yani bayağı tecrübe edinmek için çok önemli bir okul görevi de gördü. Bu arada Robert Wilson'ın o sene, ben de bir anımı anlatayım. Robert Wilson'la gelecek provaya dendi, topraklar serildi falan, bayağı ağır topraklar taşındı. Robert Wilson provaya geldi. Bozkurt bana dedi ki sakın sesini çıkarma, hiç sevmiyor, ses çıkarma. Ben de tamam dedim, böyle oturdum bekliyorum. Bütün kadrosu da sessizce duruyor, bekliyor. Sonra Robert Wilson yavaş yavaş geldi. Eline mikrofonu verdiler. Mikrofonla yönetiyor çünkü provayı. Mikrofonu verdiler. Bekledi. Çıt yok. Hiç ses yok. Ben o kadar şaşırmıştım ki çok hani bu kadar büyük bir disiplin. Sonunda tabii Robert Wilson gibi bir yönetmen öyle olunuyor herhalde. Peki bu sene neler var? Neler yapıyorsun? Onları sana hemen sorayım. Çünkü bu sene ben Berliner Ensemble'ı seyrettim ama o galiba programın dışında yer alıyor ama biraz da içinde gibi. Evet, aslında yani bir sonuçta özel projeydi. Onu o şekilde konumlandırdık, öyle diyeyim, ama tabii ki yani programın ana parçalarından biriydi. Bazen öyle farklı konumlandırmalarda yapıyoruz ya da özel etkinlikler yapıyoruz. Hem İKSV tabii ki tiyatro festivali olarak da. O da onun bir şeyiydi, uzantısıydı. Muhteşem bir prodüksiyondu. Ben zaten Robert Wilson'ı çok severim. Ama muhteşem bir prodüksiyonda elinize sağlık. Çok, çok güzel bir. Yine hemen söze gireceğim. Bu arada benim hani senenin en sevdiğim dönemi aslında Mayıs ve Haziran başıdır. Tiyatro festivali dönemidir. Çünkü sadece prodüksiyon içinde değil, oyunların içinde de oyuncu olarak var olduğum ya da bir oyunumu da yönetmiştim galiba. Dönemler benim için çok heyecanlı ve çok çalışma dönemidir. Onun için bu Mayıs dönemi beni çok heyecanlandırır. Evet, evet, aslında festivali yarıladık. Biz evet, hep şey diye bakıyorduk. Yani bu önümüze geçtiğimiz hafta sonuna geçirsek festival yarılanıyordu ve öyle de oldu. Şu anda da ikinci 15 güne başladık. Evet, biraz iki senede bir olduğu için tabii ki seyirci, izleyici beklentilerimiz de bu anlamda çok yoğun. Herkes festivali soruyor ne zaman başlayacak diye. Diğer taraftan çok önemli projelerimiz geldi, bitti. Yerli yapımlarımız premier yaptı, oynadı, bitti. Neler vardı? Belçika'dan çok önemli bir Avrupa Birliği projesi vardı. Merhametliler diye Kind of Us bir roman uyarlamasıydı. O gerçekten çok, o da zor bir oyundu ama çok iyi bir geri dönüş aldık. Çok bizi mutlu etti. Onun arkasından bu hafta sonu oynayan Hate Radio, Nefret Radyosu oldukça sarstı. Çok dikkat çekildi. Dolayısıyla bundan sonra ne var? Bu akşam mesela İran'dan bir oyunumuz var. Evet. Hawaii. Her gün biraz daha. Hafta yani 19 Mayıs'ta bir Portekiz, şimdi yabancılardan bahsediyorum ilk tabii ki, yerli yapımlarımız da çok hızlı bir şekilde devam ediyor.
Zululuzu premier yapacak. Zululuzu burada premierini yapıyor. Aha. Burada çıkıyor sahneye. Sonra da Tiyatro Dölevi'yle gidiyorlar. Tiyatro Dölevi'de Abes'te oynayacak. Bu tür hem ortak yapımlarımız var, hem oynayan oyunlarımız yurt dışına gidiyor. Bu hafta sonu Godot Belçika'ya gidiyor, Antwerp'te oynayacak. Ah, süper. Dolayısıyla biraz hareketli bir şey de oldu, festival programı da oldu. Hem ortak yapımlar hem yabancı festivallerle olan işbirlikleri de arttı. Yerli yapımlarımız çok güzel, çok keyifle gidiyor. Yani ben tabii ki olabildiğince hepsini takip etmeye çalışıyorum. Eğer ki bir prodüksiyon anlamında bir sorun yaşamıyorsak ya da bir problem çıkmıyorsa mutlaka premierlerde olmaya çalışıyorum ama benim şu ana kadar izlediğim kadarıyla gerçekten çok zevkli gidiyor. Umarım bundan sonrasında da bu şekilde programı tamamlarız. Bu hafta sonu çok önemli aslında. Sanırım herkes tatile gidecek 19 Mayıs ama bizim için çok çok önemli bir dönem. Genelde de 19 Mayıs tatil dönemine denk geldiği için biz yabancılara odaklı programlıyoruz ve bir platform hazırlıyoruz. Uluslararası yurt dışından gelecek olan festival yöneticileri var. İki önemli network'ün toplantısı var. Defense, oyun yazarları network'ü ve Eurodrame, o da Fransa'da çalışmalarını yürütüyor. Oyun çevirmenleri network'ü. Oradan yaklaşık 50 kişilik bir grup geliyor. Burada hem toplantılarını yapacaklar hem oyunları izleyecekler. Onun dışında da yurt dışı festivallerinden izleyicilerimiz olacak. Dolayısıyla bu hafta sonu yoğun. Aslında çok daha yoğun çünkü bu sefer gerçekten de yabancı promotörleri diyeyim ben ya da programatörleri ağırlayacağımız bir dönem olacak. Evet, dediğin gibi aslında sadece oyunlardan ibaret değil festival. Hem seminerler hem de workshoplar, atölye çalışmaları oluyor. Ben mesela bir atölye çalışmasına katılmıştım. Peter Brook'la tanıştım. Peter Brook'la. Yani bu yani bir oyuncu için, yönetmen için çok büyük şans tabii. Çok çok kıymetliydi. Şeyi soracağım. Bir mekanlarda tabii bir zaman içerisinde değişiklik oluyor. Yani sizin döneminizde mesela Hisar çok kıymetliydi bizim için. Hepimizin çok iyi vakit geçirdiğimiz ve muhteşem bir estetik katan oyuna ve seyirciye muhteşem bir keyif veren alandı. Hisar'ı kaybettik. Yani Hisar'ı kaybettiler. Yani bilinçli olarak oraya, yani orası bir sahne. Bir de şunu söyleyeyim, yani Avignon Festivali'nde Papalar Sarayı'nda açılışlar yapılıyor. Evet. Hisar'a neden böyle bir engel konuldu, onu anlamak bir hayli zor. Ama tabii burası onu tartışma alanı değil. Onun dışında AKM vardı hayatımızda. AKM'yi kaybettik. AKM gitti. Çok büyük bir prodüksiyon salonu yuttu değil mi? Tabii. Asansörleri, biz, sahne makineleri. Evet, pek çok yapımı o nedenle getiremedik. Çünkü o zaman zorlu da yoktu hayatımızda. AKM 2008'de tiyatro festivalinden sonra kilit vuruldu ve bir daha da açılmadı. Atıl bırakıldı. Atıl bırakıldı. Şimdi sanıyorum Leman biraz zorlanıyor. Şey, Muhsin Ertuğrul sahnesine giremiyorsun. Evet, evet. Yani her dönemde böyle bir takım mekan sorunları oldu. Yaşanıyor. Onun için de tiyatro festivalini dün veya bugün yaşatmak, bir şeyler yapabilmek, hayata geçirebilmek hakikaten mekansal anlamda da bir mucize. Evet, bayağı sinir harbi. Ve tabii ben hani Muhsin Ertuğrul'da da şehir tiyatroları döneminde oynadığım için yani şunu söyleyebilirim ki eski hali akustik açıdan ve sahne mekaniği açısından daha güçlüydü sanırım. Yani daha iyi bir salon yapılacak vaadiyle şu andaki salon, bir önceki salonun zannediyorum daha şey. Evet, teknik olarak da biraz daha derinliği azaldı sahnenin. Evet. Yine de 2008'den itibaren tabii ki biz bütün yabancı oyunlarımızı, çünkü teknik altyapısı, yani başka da sahnemiz yoktu. Evet. Çünkü onun öncesinde AKM olduğunda, ki ben o döneme 2006'da yetiştim. Festival sırasında mesela büyük prodüksiyonları biz AKM'nin büyük sahnesine, hatta Aziz Nesin sahnesi de deneysel sahne olarak çok sevdiğimiz çok sahnelerden güzel, biriydi. Çok güzeldi. Büyük prodüksiyonlar ana sahnede olur, daha orta ölçekli prodüksiyonlar Muhsin Ertuğrul'da olur. Dolayısıyla dönüşümlü olarak programı kurgulayabilirdik ama AKM kapandıktan sonra tek bir sahnede
doldur boşalt yaptık yani. Evet, belki seyirciye tabii bu izleyicilerimize bu kadar yansımıyor ama çünkü mesela gelen oyunlar özellikle yurt dışından ki yerli yapımlarımız da aynı şekilde mutlaka tiyatro dediğinizde kurulum var sahnede, montaj var. İki gün montaj veriyorsunuz, iki gün oynuyor, o gece o oyunun dekoru toparlanıyor, çıkıyor. Evet. Ertesi sabah öbürünün tırı geliyor, onun dekoru paylaşıyor. Yani bizim ekiplerimize ben çok çok teşekkür ediyorum hakikaten. Tüm festivalde çalışan ve destek olan ekiplere. Evet. Ama prodüksiyon ekibimiz bizim neredeyse 48 saat uyumadan çalıştığı oluyordu. Yani ben diyordum ki aman ne olur eve gidin uyuyun ya da bir yerlerde uyuyun hani. Çok özeliyle yapılıyor tabii, yani. Gerçekten çok özeliyle yapılıyor. Yani bu tabii ki arka planı, aslında arka plan çok daha yani karınca gibi şu anda herkes bir yerde bir şey yapıyor. Evet. Onu demek istiyorum. Tabii ki yani program beğenilir beğenilmez o başka bir şeydir. Ya da işte neden iki senede denir o da eleştirilebilir. Ama gerçekten çok emek var arkasında bir festival deyip geçmemek gerekiyor. Çok, İnanılmaz bir emek var. Ben yani eleştir tarafları beni gerçekten ilgilendirmiyor. Demin de söylediğim gibi yani benim 92'de Ankara'dan İstanbul'a geldim. Hayatıma çok şey kattınız. Bir kere kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Yani tiyatroyla ilişkimde çok pencereler açıldı. Bu arada tabii daha önceleri şey vardı. Mesela daha alternatif açık alanlar kullanılıyordu. Sokaklar, evet. Caddeler, alternatif alanlar. Evet. Biraz daha sanki daha... salonlara kapanmış gibi oyunlar ama prodüksiyonlarla ilişkili tabii bu. Biraz da mecbur da kaldık mecbur, yani şimdi var olan koşullarda, sokaklarda iş yapmak çok çok kolay değil. Bir de tabii ki sahneler yani biraz önce ondan bahsediyorduk ama eksen kaydı yani artık İstiklal Caddesi bir zamanında Taksim sahnesini unuttuk. Mesela bir Taksim sahnesi vardı. Ben Vişnevski'yi orada izledim. Doğru. Kaçtı hocam şeyde 93'te gelmişti değil mi? Başladığım yılda doğru ve Vişnevski hakikaten bir kurtarıcı olarak festivale geldi. Muhteşem. Ve orada Taksim çok sahnesini dedim. Taksim sahnesi yıllar oldu hayatımızda değil. Yani dolayısıyla dediğim gibi bir tek bizim mesela şu anda Taksim İstiklal Caddesi ekseninde kullanabildiğimiz bir tek Garaj İstanbul var programda. Bir de ses belki. Bir de ses tiyatrosu var. Ferhan abi sağ olsun onu hala ayakta tutuyor yani büyük çabalardan. Ama onun dışında baktığımızda şimdi eksen biraz da şeye kaydı yani metro daha, hattına kaydı diyeyim ben metro size. Hatta, metro hattına kaydı söyleyecek. Yani. Şeyi değişti. Ekseni değişti. Evet. Şeyi. Bir de az önce Leman'ın söylediği şey açık alanlara çok fazla girilemiyor artık. Yani biz ne kadar güzel sokak tiyatroları yaptık. Taksim Meydanı'nda. Simurgu yaptığımız. Ortaköy'de Rumeli Hisarı'nda. Yani hem Rumeli Hisarı'nda bir gösteri var. Tersane'de İKSV'nin 40. yılını kutladık Lafura'yla. Ama mesela onu da çok istedik ki Şişhane Meydanı'na açılalım. Ama tabii ki terör korkusu, izin olayı vesaire onları yapamadık. Yani şu dönemde o iş biraz sıkıştı. Şeyi yapmıştık, Atlar Tiyatrosu ile. Espinicilik'te yaptım, Zingara'da yaptım. Yani muhteşem. Çok şey yapıldı. O atlar nasıl getirildi değil mi? Evet. Yani. Oraya tabii ki aslında bir alan inşa edildi. Evet, yani o çadırların kurulabilmesi için orası bayağı alan yeniden merkez tarafından inşa edildi. Ama şimdi bir şey var aslında hani Zorlu gibi çok muhteşem bir sahne var. Tabii. Unicorn'un aslında macerası galiba eskiye dayanıyor değil mi? Eskiye dayanıyor evet. Sizin evet. Şeyiniz projeniz evet. Galiba. Rahmetli Şakir Bey'in zamanında orası başladı. Hatta Unicol'a girerken çok güzel bir tarihi yapı vardır. Evet. O zaman İstanbul Borsası. Onun şeyini öyle yaptı. Mi? Evet. Bütün bunlar yapıldı. Her şey çok iyi gidiyordu. Hatta orada konser salonunun yanında çok amaçlı bir salon değil de mekan olacaktı.
tabii ki tiyatro salonunda olacaktı. Orası dört dörtlük bir kültür. Evet, biz de heyecanla hep bekliyorduk onu, hep konuşuyorduk. Ama sonra dönemin Kültür Bakanı'yla çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle orası elden gitti. Elden gitti, evet. Ki başlanmıştı değil mi inşaatına? Başlanmıştı tabii. Yanlış bilmiyorsam. Yani şey bitmişti, kaba inşaatı. Başlanmıştı. Yani evet, çok maalesef. Evet, yazık oldu. Koskoca İstanbul'a bir türlü sığdıramadılar bizi yani. O şeyi, merhametlileri izlemeye gittiğimde hakikaten böyle içim cız etti. Evet. Yani yine de Unicorn tamamlandı. Tabii, evet, Unicorn yeni bir sahne olarak çok iyi oldu. Evet, yine güçlü bir sahne. De, yani destek oluyorlar da festivale kapılarını açtı. Bu çok önemli, çok bir önemli. Şey. Çok önemli. Yani iki sahne de o anlamda bizimki şu anda ağırlıklı olarak büyük yürüyor. Projeleri yürüttüğümüz, evet. Hem Zorlu hem de Unique Hall, Unique İstanbul. O anlamda festivale mekanlarını açan, destek olan iki, evet, önemli. Biz de hakikaten teşekkür ediyoruz çünkü. Zorlu'nun şeyi de, PSM'nin stüdyo sahnesini de galiba. Üçünü de kullanıyoruz aslında. Üç sahneyi de. Yani Berner Ansam'la ana sahneyi kullandık. Stüdyo sahnesinde Nefret Radyosu. Şimdi önümüzdeki haftada şeye giriyoruz. Drama tiyatra iki oyundan giriyoruz. Baba ve Piç. Ha, dramayı da kullanıyorsunuz. Gerçek Hayattan Alınmıştır dans gösterisi de orada olacak. Ha, dramayı süper da kullanıyoruz. Bu stüdyo sahnesi de çok güzeldi. Çok, benim çok sevdiğim çok bir alan. Aslında stüdyo olarak yapılmış galiba. Yani ısınma ya da, evet, hazırlık sahneye. Ama çok güzel bir salon. Karşıda moda sahnesi var. Evet, karşıyı da çok kullanıyoruz artık. Hmm. Aslında hep kullanıyorduk ama giderek oradaki sahneleri de arttırdık. Evet, bir taraftan tabii ki şimdi moda sahnesinin hayatımıza girmesiyle birlikte. Orada da Kadıköy Belediyesi çok destek oldu. Özellikle Caddebostan Kültür Merkezi'nde Yel Değirmeni'nde çok özel bir proje var. Özenin, evet, yapında başlıyor bu an projesi. Dolayısıyla Yel Değirmeni Sanat Merkezi her iki kurumda bize, yani her iki mekanda çok destek oldu, hem belediye. Tekel tabii ki devlet tiyatrolarının Tekel sahneleri yine aynı şekilde, evet, onlar da bizim nazımızı çekiyorlar. Yine festival. Çok güzel sahne. Çok sahne, ikisi de çok güzel sahne. Hangi sahnelerinden, evet, ikisi? Çünkü kendi, evet, mimarisiyle, evet, kuruluş, evet, mimarisiyle var olan çok bir sahne. Güzel. Ne kadar çok mekan var aslında ya, İstanbul'da, tabii, gösteri, tabii, alanı olarak kullanılabilecek. Tabii. Ama işte. Peki aslında şöyle bir şey soracağım. Çok enteresan bir şey var. Bu seneyle özellikle mesela devlet kurumlarından 3 tane oyun var. Diğeri daha çok bağımsız özel kurumlar, evet, ve daha bağımsız kurumlar. Halbuki eskiden devlet tiyatrolarından, şehir tiyatrolarından çok 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 prodüksiyonlar olurdu değil mi? Gittikçe... Hayır, yani hep tiyatro... Belki, belki öteki tiyatroyla başlamak. Başladı yani, çünkü galiba sizle birlikte, evet, biliyorsunuz öteki tiyatro... Yani 1993'e, evet, kadar belki hep devlet ve şehir tiyatroları vardı. Ondan sonra biz o dengeyi, o ölçüyü tutturmaya çalıştık. Devlet tiyatrosundan, hı hı, şehir tiyatrosundan birer oyun olurdu. Ama mesela Eskişehir Belediye Tiyatrosu'ndan, şehir tiyatrosundan da gelirdi ki şimdi de var. Var, evet, Eskişehir'de. Ama bizim, yani benim dönemimde de zaten bu özel tiyatroları, alternatif tiyatroları, genç tiyatroları, evet, ben geldikten sonra destekledik. Ondan sonra da devam ediyor. Şu açıdan önemliydi. Hele o zaman o küçük tiyatrolar, özel tiyatrolar, işte Kumpanya, 5. Sokak Tiyatrosu, evet, Bilsak, ki bunlar 90'ların en önemli tiyatrolarıydı. Onların hani kendilerini çok büyük seyirciye açtıkları bir, tabii, alan oldu festival. Tabii. Ondan sonra da yurt dışına açıldılar. Evet, evet, sizin sayenizde, desteğinizde, hı, uluslararası alana açıldı o tiyatrolar. Mesela stüdyo açıldı. Evet. 5. Sokak. Kumpanya'yı, yani Kumpanya'da Almanya'da gitti, Almanya'ya gitti. Evet. Yani bunlar çok önemli, çok gelişmeler. Onun için hani çok kıymetli şeyleri var İKSV'nin tiyatro ile ilişkili olarak. Bu şeyin 3 tane devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, bir de İstanbul Eskişehir var, evet, Belediye Tiyatrosu. Hı-hı. Evet.
Diyarbakır'dan gelmişti. Daha önceki festivallerde Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu. Işıl zamanında, Işıl orada çalışırken Diyarbakır'dan geçen geldi. Festivalde de geldi Diyarbakır, evet. Programımızdaydı yine. Dolayısıyla aslında tabii ki İstanbul Tiyatro Festivali ama biz şeyi Dikman Hoca ile birlikte baştan ilkeyi koruyoruz aslında yine de. Yani İstanbul'daki topluluklar ya da projeler ya da sanatçılar premier yapıyorlar festivalde. Çok önemli. Ve İstanbul dışından da misafir topluluklar alıyoruz. Onlar da kendi oyunlarıyla geliyorlar. Onlara öyle bir şart koymuyoruz. Bir de şey var. Şeyi var tabii. Ya, ortak yapımcılık da yapıyor. Evet. Değil mi KSV? Evet. Yani kendi tabii ki bütçelerimiz doğrultusunda, evet, izin verdiği ölçüde. Çünkü yani hepimiz biliyoruz, zaman içinde onun acısını hepimiz çok yaşadık. Yani çok güzel projeler geliyor ama sahneye çıkış sürecinde çok büyük sorunlar oluyor. Çünkü özellikle bağımsız tiyatroların tabii ki hiçbir desteği yok o anlamda. Prodüksiyon desteği yok. Tabii ki provaya giriyor, oyuncularla bu uzun bir süreç. Her zaman biz mekan ve prodüksiyon desteği veriyoruz festival olarak ama o süreci de biraz daha toplulukların rahat atlatması için neler yapabiliriz dedik. Bu sene biraz daha da artık başlamıştık aslında, daha önce de vardı ortak yapım bizim hep 3-4 projeye o anlamda. Bu sene o sayıları artırdık, toplulukların sayılarını azalttık festival, evet, programında yer alan. 9 tane Türk saydım, evet, ama evet, doğru mu? Evet. 4 tane yabancı, evet, ortak yapımcı. Çok kıymetli, o da kıymetli yani. Ben sürekli aynı şeyi söylüyorum ama evet, keşke daha çok da büyük rolü var yani tiyatro festivalinin. Özellikle İstanbul'da, hatta Türk tiyatrosuna çok büyük katkıları hep oldu. Abi, bu arada senin tabii şeyin de var, bir sahne geçmişin, dans ve tiyatro geçmişin var değil mi? Sen Boğaziçi'nden. Boğaziçi'nden, evet. Aslında lisede başlamıştı. Lisede de, üniversitede de devam etti. Boğaziçi Gösteri Sanatları'nın doktorluğu var, doktorluğu var. Evet, dansçılığım nerede var? Dansçılığın var. Onun dışında da eğitim olarak da, yani sosyoloji mezunuyum aslında ama sonrasında işte Boğaziçi'nde master'ımı yaptım. Cumhuriyet Tarihi Atatürk ilgili. Sonra da İstanbul Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Dramatürji ve eleştirmenlik bölümünde. Dikmen hocayla. Dikmen hocayla. Ben de hoca diyorum. Sizden ders almadım ama benim hocamsınız yani. Birlikte, yani o, hem sanat geçmişim var, hem sosyoloji okumuşsun, hem dramatürji okumuşsun. Yani aslında tabii çok yardımcı güçlü, oldu yani onlar o çok güçlendiriyor yani o iki ana dalda daha en azından bakarken daha seçici olmak, daha dışarıdan bakmak tabii ki, çünkü sadece tiyatro ve artistlik değil yani toplumsal olarak da her şeyi takip etmek gerekiyor, siyasi olarak da tabii Avrupa'yı takip etmek, dünyayı takip etmek. Çünkü ben de sonuçta ders verirken öğrencilerime aynı şeyi soruyorum. Gözünüzü kulağınızı açın. Yani bu iş sadece oyun izlemek değil. Oyunu yorumlarken, izlerken de tabii çok şey döndürüyor içinde. O oyunu okuyabilmek, gördüğünü anlayabilmek. Tabii. Evet, aktarmak için değil mi? Peki yani hayal ettiğini gerçekleştirebiliyor musun? İki tane proje yaptın. Evet, aslında ilk festival tabii ki bir geçiş festivali gibi idi. Biz hep Dikman Hoca da birlikte yaparken genelde 2 sene bekliyoruz. İşte 4 tane, 5 tane mi oyun geliyor, soruları geliyordu. Evet, yani o kadar getirebiliyoruz. Çünkü belli bir bütçenin içinde kalmak durumundayız. Yani o bütçenin içinde hayal ettiğim evet, evet, biraz şey olarak o şekillendirmeyi biraz daha dönüştürerek çok da destek oluyor tabii ki kurum, yani İKSV de bu anlamda çok destek oluyor. Evet. Şekillendirmeye, evet, şekillendiriyoruz. Hocam peki siz 20 sene boyunca hayal ettiklerinizi festivalde bayağı bize galiba çok güzel şeyler seyrettiniz. Hepsini olmasa bile, evet, çoğunu galiba gerçekleştirdim. Benim için Robert Wilson, Tadashi Suzuki, Yuri Lyubimov gibi. Ben neler saydım yani, neler çok bir taradım. Listelenince değil mi? Tabii canım. Ayner Göbers var. Evet. İsmail İva var. Strehler gelmiş. Strehler geldi. Evet. Şey çok önemli. Pina Bausch. Pina Bausch ve Pina Bausch'la bir ortak yapım yapmamız, evet, çok önemliydi. Ayner Göbers var. Burada çalıştı 15-20 gün. O zaman tabii olanaklar daha şeydi, daha elverişliydi. Yani mekan anlamında da provalarını yapabildi, kenti gezebildi. Biz çok yakınlaştık.
Sonra tabii bizler de arkadaşlık yani ahbaplık tabii, ettik bunlar, o bunlar muhteşem çok önemli oyuncu şeyler. Yönetmenler. John Malkovich gibi bir Kiva Space'in projesi Malkovich geldi. Evet, önemli bir geldi. Aslında tiyatrodan gelme o da tabii biliyorsun yani. O geldi. Şey var Elizabeth Leconte Wooster grubu. Yani Wooster grubu yapmak müthiş bir şeydi. Ostermayer. Keşke Ostermayer. Jan Fabre. Evet. Peter Brook. Peter Brook. Kevin Spacey geldi. Üçüncü Richard. Mesela Kevin Spacey'yi yine mekan Kevin Spacey demeyeyim de üçüncü Richard'ı biz şeye gittiğimizde Yunanistan'a Atina'ya gittiğimizde muazzam bir mekanda izledik. Hmm. Ama burada tek koyabileceğimiz yer Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesiydi. Ve sadece 6 gösteri yapabildik. İnsanlar kapıdan döndü vesaire vesaire ama önemli topluluklar geldi. Valla William Forsythe'ı da sayacağım. Evet, William Forsythe müthiş bir işti. Şasa var. Yani bunların hepsi geldi, geçti, güzel izler bıraktı. Umarım ki herkes de yararlandı. Valla bizim zihnimizi açtı. Aslında orada ben şöyle bir araya gireyim. Biz çünkü 20. festival nedeniyle bir kitap çalışmasına giriştik, öyle diyeyim. Ve aslında tabii ki festival süresince bitirip yayınlamayı, bitti aslında kitap. Fakat 20. festivali de bekleyelim dedik. Çünkü burada da çok önemli projeler var. Yani sadece künyeleri içinde yer alan bir kitap olmayacak. Çünkü highlight dediğimiz bazı yani her festivale iz bırakan projeleri de öne çıkardığımız ve onlarla ilgili yazılar da yazıyoruz. Sağ olsun Dikmen Hoca, ben, Özlem Hemiş, Ayşe Dıraz, Belfu. Çok geniş bir şeye girmiş olduk. Güzel de çıkıyor kitap. Dolayısıyla kitabın sürecini biraz uzattık. Biz sonbaharda satışa sunacağız. O da şuraya gelmek istiyorum. O kitap çalışması bizi o kadar heyecanlandırdı ki. Çünkü 89'dan beri biz festivalin bir taraftan da içindeyiz öğrencilik yıllarımızdan itibaren. Ve şimdi senin saymış olduğun o isimleri görmek, o da gelmiş. Ay bunu atlamışız, neler var demek. Hakikaten o tozu biraz atmak çok önemliydi. Çok da önemli bir arşiv ve bellek çalışması olacak. Ve çok da iyi bir referans kaynağı olacağını düşünüyoruz biz aynı zamanda. Ama biraz bekleteceğiz. O da 20. festivalde dedik bekleyelim. Çünkü 20. festivaldeki oyunları görmeden yazıları içine koymak istemedik. Aha. Böyle bir açıklama da yapmış olayım aynı zamanda. Evet. Kitap deyince ben şu kitabı Tiyatro Benim Hayatım sizin yazdığınız son kitap. Değil mi? Yazdınız mı? Yıldız Kenter'in otobiyografisi. Evet. Muhteşem bir kitap. Şu yüzden ben okuyorum. Hala bitirmedim ama okurken bayağı bir macera romanı gibi şeyiyle, heyecanıyla, gerilimiyle ve arka fondaki tarih bilgisiyle çok dramatik yapısı olan, çok etkileyici bir eser çıkmış. Bunun birazcık bunu bize anlatır mısınız şeyle ilgili? Teşekkür ederim önce bu iltifatlara. Ben Yıldız Hanım'ın bugüne kadar hayatının yazılmamış olması beni çok düşündürdü. Hep de düşündürüyordu ama festival sürecinde tabii insanın bu kadar yoğun çalışması imkansız. Onun için festivale veda edince, bayrağı Leman'a devredince Yıldız Hanım'ın hayatını yazmak kurtuldum. Yok, kalbim orada. ama çok iyi ellere bıraktım. O çok önemli. Yıldız Hanım'a gittim. Sizin hayatınızı yazmak istiyorum dedim ve çok memnun oldu. Ondan sonra da başladık çalışmaya. Tabii biraz biz çok arşivci bir toplum değiliz. Onun için biraz böyle bir zorlanma süreci oldu. Ama Yıldız Hanım'la çok uzun konuşmalarımız oldu. Uzun uzun konuştuk. Ondan sonra mevcut bilgilerden yararlandım. Ben biraz sevgili öğrencilerimin de desteğiyle şeye de girdim. Yani kütüphane çalışmasına da girdim.
Çünkü bazı şeyleri artık internetten bulmak imkansız, çok eskilere gitmişti. Çıkan eleştiriler vesaire. Ve de tabii ki böyle bir insanın hayatını Türkiye tarihinin içine elimden geldiğince oturtmaya çalıştım. Ve de tiyatro benim hayatım çıktı ortaya. Şöyle demişsiniz, tiyatroyla kuşatılmış bir yolda ilerlerken ülkenin içinden geçmekte olduğu dönemeçler önemli köşe taşlarıdır Yıldız Kenter'in dünyasında. Gerçekten de şeye okurken ta şeye kadar dedesini 1819. yüzyılın 1800'lerin son 10 yılı içinde dünyaya, yani bayağı Cumhuriyet öncesi biraz tarihli. Aileden başladım. Annesi, babası, aileden başlayarak işte onların geçirdiği evreler, o yıllarda Ankara. Evet, Ankara. Evet, oralardan başlayarak, çünkü çocukluğunun önemli bir bölümü Ankara'da, Ankara, sonra konservatuvar ve bugüne kadar getirmeye çalıştım. Şeyden, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış, gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama şahane bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. O yani Yıldız Hanım'ı yakın gençlerin de, tabii ki Yıldız Hanım bizim tiyatromuzun yıldızı, efsanesi. Evet. Ama gençlerin de Yıldız Hanım'ı çok iyi tanıması lazım. Gerekiyor. Ve sanıyorum ki bu kitapla da bir tiyatro kurmak için, yani bir tiyatro inşa etmek için verdiği çabalar başlı başına zikredilmesi. Macera kitabı gibi zaten, yani evet. Çok gerilimli falan, çok enteresan, çok evet. Kaleminize sağlık, çok çok sağ güzel yazmışsınız. Şahaneydi. Ben hep, yani bu programı hani şeyler ve şeytanlar diye bir şey yapalım ama hep güzel şeyler konuşalım istediğim evet. için işin sıkıntılı ve zor kısımlarını ne kadar parlak olduğu, aslında ne kadar önemli olduğunu hep bu üstüne gideceğim galiba, öyle bir şey, öyle bir program olacak. Onun için ben böyle heyecan dolu bir şekilde o konularda şey yapıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha soracağım. Son bir şey daha soracağım. Bu festivalin içinde gençlik ve çocuk tiyatrosu ile ilgili bir şeyler hayal ediyor musunuz? Evet. Ettik aslında. Bir yabancı oyunumuz vardı yurt dışından. Fransa'dan gelecekti ama ne yazık ki topluluk gelemiyor. Çok ihtiyacımız oldu. Var. 3 Yeşil Adam adlı. Yani onun duyurusunu yaptık zaten. Onun dışında bir panelimiz oldu. Bir de atölye çalışmamız oldu. Hayalbaz kuklaların yaptığı bir şey oldu. Atölye çalışması o bitti. Bir de İsveç'ten iki konuşmacımız, konuğumuz vardı. Onlar da çocuk tiyatrosu ve gençlik tiyatrosu üzerine bir panel gerçekleştirdiler. Aslında bizim çok güzel bir festivalimiz vardı, formatımız vardı, Minifest diye. 5 kez yapabildik ama sonra yazık ki o park ormanda yaptığımız. Evet, biraz onun da tabii ki üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani hafif hafif festivalin içinde böyle bir küçük, tabii ki sonuçta festival yetişkinlere yönelik bir festival ama belki bir çocuk oyunu, onun çevresinde geliştirdiğimiz atölye çalışmalarıyla öyle bir alt başlık açtık aslında. Evet, vardı. Açtık ama. Doğru, park ormanını hatırlıyorum. Evet. Ben de oğlanı getirmiştim ve sel basmıştı ortalığı, değil mi hocam? Evet. Çok korkunç bir gündü sizin. Evet. Sizin için bayağı şeydi. Ama Minifest'in şeydi o, yani kaderiydi. Mutlaka bir gün yağıyor diye diyorduk orman olduğu için. Bayağı park ormanında bayağı sel götürdü. Sonra bizim o Minifest'te 2 gün yapıyorduk. 3 gün. Cumartesi, pazar yapıyorduk ve bir gün şeylere açıyorduk. Devlet okulları ücretsiz olarak onları konuk alıyorduk. Ve muazzam bir olay oluyordu. Çok heyecan verici bir şeydi. Ama olamadı, devam etmedi. İşte park orman kapandı. O ara kapandı sonra. Park ormandan sonra karşıya geçtik, Kadıköy'e. Kadıköy'de belki olabilecekti, aynı o park ormandaki şey oldu. Çünkü park orman çok geniş bir alandı. Sonunda da
Evet, kapandı. Neyse, bundan sonra artık evet, şimdi Leman'ın Leman'ın görevi. Bu arada siz de galiba çocuk oyunlarına başladık. Biz yani bizim ben üzerine konuştukça bizim ekiple de o çocuk oyunu meselesini birazcık ciddiye alıp üzerine evet, düşmemiz gerektiğine karar verdik. Çok, evet. Başlangıçta ben biraz çekiniyordum. Hani çocuk olunca işin içinde biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ama şimdi ekibin içinde pedagog da var, şey de var. Yani, evet. yani şu anda yavaş yavaş o noktayı da tamamladık. Üzerine düşünebilecek şeye geldik, olgunluğa geldik diye bu sene başladık. İşte Edinburgh'a gittiğimde özellikle şeyleri, çocuk oyunlarını ayrıca gezeceğim, göreceğim. Peki, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür çok ederiz. Mersi. Yine bekleriz. İstediğiniz zaman aslında tiyatro geliriz. Konuşmak çok güzel, çok zevkli. Bugünlük bu kadar.